Gitfest'e devam ediyoruz şimdi. Neredeyiz? Vomonti Karavan'dayız. Vomonti Karavan'dayız. Evet, şimdi yavaş yavaş beyefendinin önce bir yanına gelelim. Ortak mıyız? Değiliz değil mi? Murat Bey bizim aracımızı imalatını yapan kişi. Yazgan Karavan. Aracımızı biz Yazgan Karavan'da yaptırdık. Gerçekten bize de güzel bir işçilik yaptılar burada. Ama önce biz sizi tanıyalım bence. Evet. Biz Vomonti Karavan olarak yeni kurulan bir firmayız. Yeni kurulduk. 2022 araç yapımıyla birlikte Haziran ayında kiralama sektörüne giriş yaptık. Birlikte yapmış olduğumuz Ar-Ge'lerle birlikte Murat Bey'le bir araç dizayn ettik ve bu aracımızı kiralamaya başladık. İstanbul Şişli'de, Vomonti'de kiralama hizmeti veriyoruz. Bütün ekipmanlarıyla birlikte kiralama sektöründe kendimize hızlı bir giriş yaptığımızı düşünüyoruz. Ben Murat, Yazgan Karavan'ın firma sahibiyim. Vomonti Karavan'la beraber ortak bir fuar alanı tuttuk. Ve beraber aracımızı sergiliyoruz. Kiralama yaptığımızı müşterilerimize gösteriyoruz. Hem de Yazgan Karavan'ın kalitesini burada müşterilerimize sunmak. Yapalım. Karavan'la başlayalım isterseniz. Tabii, karavan'la ufak. Başlayalım. Tamam. Biz kiralama sektöründe kendim de birçok araç kiraladığım için kiralamada müşterilerimize en çok dikkat ettiğim şey gölgeliklerdi. Araççı görünmemesi, gizliliğiydi. Mahremiyet biraz daha. Evet, mahremiyet diyebiliriz. O yüzden araçta özellikle olmazsa olmaz diye bahsettiğim şekilde gölgelik taktırdık. Bir yelpaze sistemi var sanki. Evet, dışarıdan öyle görünüyor. Açılır kapanır kolay bir sistem. Bu şekilde bir... Bak, bunu ilk defa görüyorum bu arada. Çok güzel bir sistem olmuş. Dumatin orijinal Ducato'lar için kullandığı bir araç. Hı-hı. Araçta olmazsa olmaz diye düşündüğümüz, aynı zamanda ön cama bu şekilde kullandığımız bir gölgelik perde sistemi kullandırmayı istedik. Murat Bey'le birlikte karar verdik. Çok şık olmuş. Evet. Özellikle istediğimiz bir şeydi. Böyle aracın içine birlikte girelim isterseniz. Tabii burada ki. Bir televizyon istedik biz özellikle. Murat Bey kendisi tasarladı. Logomuzu da çekerseniz. Istedik. Yazgan Karavan'da. Evet. Bunu bütün karavanlarımızda herhalde standart olarak var değil mi? Standart logomuz. Olarak yok. Yani logomuz tabii ki de araçlarımızda vardır. Ama bu özel, Vomonti Karavan'a özel. Bizim yapmış olduğumuz teşkilli olaraktan tasarımımız. Şöyle bizim araç projemizde tik ağacı yoktu normalde. Yerlerde parke olacaktı. Murat Bey hediye olarak bize tik ağacı yaptı. Tik ağacı yaparken de buraya bir Yazgan logosunu biz eklemesini kendisinden rica ettik. Onun hediyesine karşılık. Evet. Araç içerisine beraber girelim ama ben aracı içerisine aslında girmek istemiyorum. Neden? Aracı Murat Bey tanıtırsa o zaman Murat Bey'i alacağız sahneye. Donanım bilgi olarak Murat Bey çok okay, daha tamam. Murat Bey size alalım. Evet, isterseniz ön taraftan başlayalım. Tabii koltuklar ki. Döner. Şimdi koltuklarımızda döner koltuk mekanizmalarımız vardır. Müşterimiz Hasan Bey, Vomonti Karavan'ın tercih ettiği renklere göre aracımız kalmasını. Ve araçta bilirsiniz, şurada sabit bir kütle olur. Bu alan biraz basit durur. Bu araçta bu alanı keserek buraya seyir cam ekledik. Bu şekilde gölgelikleri de mevcuttur. Ayrıca bu alanlarda saklama alanlarımız yine vardır. Yani bu araçta gerçekten çok detaylı olarak çalışıldı. Yalnız şu olay çok keyifli olmuş. Evet, bir evet. Hava katmış. Evet. İçerinin ambiyansını, enerjisini. Bu arada araç Ducato. Araç 17 metreküp Fiat Ducato. Fiat Ducato ve çok keyifli metreküp. Olmuş. Evet, yani evet. Sanki şeyi var gibi yukarıda böyle de. Alcove'nin bir değişik. Onun bir hava vermiş yani. Değişik evet, bir hava evet. Vermiş. Evet. Denize sağlık. Şimdi araçta otomasyon sistemi kullandık. Bu alandan ve telefondan araç içerisindeki bütün elektrikle çalışan ürünleri kontrol ettirmeniz mümkündür. Şöyle göstermem ister misiniz? Bu alandan ışıklarımızı, boiler, kasetli tuvalet ve basso tahliyemizi, USB'lerimizi, startup tuşları, her şeyi buradan manuel olarak sıcaklık, nem kontrolü, bunların her şeyini buradan ayarlamamız mümkündür. Aynı zamanda application'da indirip telefondan da bağlanabiliyorsunuz. Ekstra akıllı bir özellik olmuş. Tabii, akıllı otomasyon sistemleri diye geçiyor karavanlarda aslında bu. Şimdi o tarafa geçmeden önce tamam. Bu taraf yatak oluyor mu? Tabii ki de. Altta bir kolumuz mevcuttur. Bu kol. Gösteremiyor musunuz? Evet. Kolu indirip masamızda az bir şey böyle çektikten sonra ufak bir masajla bunu indirebiliriz. Burası çocuk yatağı diye geçiyor. Çocuğa özel olarak da tasarlanmış bir alan. Şimdi bu alanın esprisi aslında bura açıldıktan sonra müşterimize sunulmuş evet. Bir şaraplık vardır. Çok keyifli olmuş. Ekstradan da bunun içini açaraktan burada bir askılığımız da mevcut olmaktadır. Tamamen tasarımsal bir karavan olmuş. Tabii ki de. Zaten girişte anlıyoruz yani şu ferahlığı gördükten sonra o enerjiyi yakalayabiliyoruz değil mi? Ducato değil diyorsun. Yani böyle Avrupa karavanlar bir Hymer'ın sanki değişik bir ufağı minisi gibi böyle. Onun bir izlenimi veriyor size bir gördüğünüz zaman.
Tabii niş çok kullanmışsınız. Onlardan da bahsedebilirsiniz. Niş burada özellikle bu bayanlar daha sıcak seviyorlar bakıyorlar bu olaya. Evet. Bardaklık, baharat. Yani aslında karavanlarda her alanı değerlendirmek zorunda. Çünkü zaten minimal bir yaşam yaşıyoruz. Ondan ötürü her alanı değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Şurada ikili bir ikili Kenmarka ocağımız, ocağımız var. Burada bayağı büyük. Çok büyük kullanmışsınız. Evet, bu da büyük bir ferahlık aslında. Evet, ya. Evet, müşteri tercihi var. Kahvelik görüyorum bir de burada. Otomatik marka, filtre kahve yapabileceğimiz bir cihazımız da buraya ekledik. Bunlar 12 voltta çalışıyor, çakmaklık girişine bağlıdır. Tabii ki araç içerisinde kesinlikle sivri köşe yoktur. Her tarafımız oval köşeler. Tedford T2090 serisi bir buzdolabı kullandık. 90 litre bir hacme sahiptir. Bir yatağımız galiba mevcut. 1.90'a ölçülerine sahip bir yatak alanımız vardır. Evet, arkada da bir açılan bir pencere var galiba. Şöyle, arkadaki kapakları iptal edip biz maraton kapak çalışması yaptık. Asıl burada şöyle de bir espri var. Karşı alandaki sinevizyon sistemimiz var. Evet. Bu projektör ekranıyla izleyebilmemiz mümkündür. Aracımızda Superbox vardır. İnternete bağlanıp. Abi çok donanımlı bir araç yapmışsınız. Evet, yani evet. Keyifle yaşanabilecek bir araç olmuş. Karşı alanda tabii kitaplıklarımız da evet, mevcuttur. Üstünlerle çalışmamız tabii ki. Çok açmayın kullanımda. Dolaplarımız. Vallahi şöyle bir şey söyleyeyim. Ducato'larda böyle bir Ducato gördüm mü herhalde görmemişimdir. Yani teşekkür şimdi hani tanıttığım Ducato'lar arasında böyle bir araç görmedim. Evet, teşekkür ederiz. Ya güzel bir mühendislik çalışması olmuş. Bakın görüyor musunuz? Yani her detay Alcantara kumaş kaplama. Her detay çok güzel kullanılmış. Kaplama yapıldı. Dışarıdan gösterebileceğimiz Tedford'un kasetli tuvaleti var. Dışarıdan alabiliyoruz haznesini. Yine her karavanlarda olduğu gibi dış duş, dış depolarımız bittiği zaman doldurabileceğimiz bir dolu mağaza, dış elektrik girişlerimiz de mevcuttur. Ama yapmıyoruz. Biz yazgan karavan olarak üretim yapıyoruz. Bomonti karavan bu arabayı hem kiralıyor hem satıyor. Okey. Peki şöyle yapalım o zaman. Araçlarımızı ne kadardan bir giriş seviyesi paketimiz var mı? Öyle bir müşteriye sunabileceğimiz. Şimdi paketlerimiz bizim 300 bin TL'den başlıyor. İçerisinde Avrupa ürünlerimiz de mevcuttur. Tabii bunlar müşteri tercihlerine göre değişebiliyor. Hani fiyatlarımız daha da çıkabiliyor, daha da aşağı inebiliyor. Butik çalışan bir firma olduğumuz için fiyatlarımız esneme olabiliyor. Yani böyle bir karavanı atıyorum. Ne kadar bir maliyetle? Bu aracın tasarım maliyeti 375 bin TL. Her şeyi gördüğümüz her şey. Her şeyle birlikte. Evet. Yani arabayı getirdim ben. Hı-hı. Bu gördüğümüz her şeyi 375 bin TL'ye tabii ki teslim ediyorsunuz. Tabii ki de. Aynen öyle. Evet arkadaşlar düşünürseniz ben çok keyifli buldum aracı. Bir de çok ferah düşenmiş. Yani böyle açık renkler hep ben çok sevmişimdir karavanda. Çünkü ferahlık verir şöyle karavana. Şöyle bir husus var. Bu araç 17 metreküp. Tabii o boydan da bir yaklaşık 15 metreküplere nazaran bir 35 santim daha yüksek. Onun ferahlığı işte örnek veriyorum dolaplarımız daha geniş bir hacme sahip oluyor. Daha büyük bir banyoya sahip oluyoruz. Büyük araçlarda tabii ki de karavanda fayda var diye düşünüyorum. Yer zeminlerimizde tikajı kullanıldı. Ayaklarımızı ıslanıp karavanın içini ıslatmayalım diye. Aynen. Karşı alanda saklama alanımız ve bir boy aynamız mevcuttur. İş yerimizde tabii led çalışmalarımız vardır. Bunlar hepsi suya dayanıklı. Bir de standarttan daha geniş çalışılmış banyo. Bizim banyo kalıplarımız 75'e 1 olur. Karavanlara yeteceğini düşünüyoruz. Karşı alanda bir tane camımız vardır. Havalandırma camı olarak geçiyor. Onlar sinekliği ve gölgeliği de mevcuttur. Şimdi aslında biz motokaravan kullanıcı olarak biraz kamp alanlarında muzdarip kalıyoruz. Çekme karavanlara nazaran hani çekme karavanına kamp alanına gittiğiniz zaman kendi aracınıza gidebiliyorsunuz. Bu araçlarda bisiklet, motosiklet taşımak gerekiyor. Şöyle bir düşünce içine kapıldık. Onları da göstereyim. Bu alanı böyle bu şekilde katladığımız zaman yani motosiklet bagaj alanından motosiklet, bisiklet gibi araçlarınızı yanınızda taşımanız mümkün oluyordur. Detaylı olarak siz alın istiyorsanız. Evet şimdi bir de galiba oturma grubu da oluyor sanki değil mi? Yani buraya oturabiliriz de icabında. Hem oturma grubu oluyor. Arkadaşlar buradan, burası açılıyor mu? Araç maraton kapağı sahiptir. Açılmıyor. Şöyle perdelerini ben açayım size. Ha okey. Seyir camımızı diye adlandırabiliriz. Evet şimdi bisikleti soktuk ya da motoru buradan soktuğunuz zaman, bu şekilde buraya koyduğunuz zaman şuraya da hatta bağlanabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Kilitli buradan sistemle. Mekanizması vardır. Bu kesinlikle seyahat halindeyken oynama yapmaz. Buraya herhangi bir eşyanızla bağlayabilmeniz mümkün olur. Zaten geniş bakın şöyle 1,5 aşağı yukarı. Adım boyutunda. Yani motor ve bisikleti rahatlıkla alır. Böyle bir fonksiyonu var buranın. Yani hatta motor demeyelim, bisiklet demeyelim. Başka yük eşyanız da olabilir. Yani tabii hani istediğiniz her şeyi buraya koyabilirsiniz.
böyle bir alan sunulmuş. İsterseniz karşılıklı oturma grubu da olabilir. Ve tabi bakın arkanın da rahatlığını, pencere rahatlığını görüyorsunuz. Arkadaşlar fiyat Ducato bu. Yani böyle bu Alman Heimer'lar gibi bir araç değil. Çok yaklaşmışlar. Biraz daha uzun olsaymış, 1 metre daha uzun olsaymış kimin neler yaptırmış bu karavana. Öyle düşünüyorum. Ağzına yüreğe sağlık kardeşim. Çok güzel bir karavan olmuş. Çok teşekkür ederim. İnşallah umarım takipçilerim de beğenir bu aracı. Peki son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Sizleri seviyoruz. Yazgan karavanda kalın diye. Evet, takip etmeyi unutmasın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.